Size sorabilir miyim? Buyur evlat. Efendim. İslam. Nedir? İslam teslimiyet demektir evlat. Bir olan Allah'a boyun eğmek, nefsinin değil Allah'ın rızası istikametinde hayatını yaşamaktır. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'yı kendine rehber edinmektir. İslam bütün semavi dinleri kapsayan yegane dindir evlat. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, Allah katında tek din İslam'dır. Bir başka ayette ise, bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim buyurur. Böylesine yüce bir dine girmeyi bana nasip eden Rabbime sonsuz şükürler olsun. Amin. Allah bu dini hakkıyla yaşamayı bana nasip etsin. Amin evlat. Peki efendim, iyi bir Müslüman olmak için ne yapmam lazım? İtimat edilir kimse olmalısın. Peygamber Efendimiz buyurur ki, Müslüman insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Efendimiz bunu yaşayarak bize örnek olmuştur. O mübarek insan öylesine itimat edilir biriydi ki, müşrikler dahi kıymetli mallarını ona emanet ederlerdi. Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'le birlikte hicret etmeden evvel kendisine emanet edilmiş kıymetli mallar vardı. Bunlar kimin mallarıydı bilir misin evlat? Kendi canına kasteden müşriklerin. Ve Peygamber Efendimiz hicrete çıkmadan evvel onların mallarını sağ salim teslim etmesi için Hazreti Ali'yi görevlendirdi. Bir topluluk düşün ki bir insanın canına kastediyor, lakin kıymetli mallarını da yalnız ona teslim edebiliyor. İşte el emin olmak, güvenilir olmak budur evlat. Bunda çok hikmetler vardır. Biz her meselede Peygamber Efendimiz'i örnek almalıyız. Kendi gücümüz nispetinde onun gibi davranmaya çalışmalıyız. Ancak o vakit iyi bir Müslüman olabiliriz. Biz iyi niyetle bir işe başlar gayret gösterirsek Allah eksiğimizi tamamlar. Ne kadar şanslıyım ki böyle mübarek bir insanın ümmetine girdim. Allah beni de gayret edenlerden eylesin. Amin. Efendim, Ertuğrul Bey bana mühim bir vazife verdi. Çıktığım yolun ardında belki de Hakk'a ulaşmak var. O yüzden vazifeme başlamadan evvel benim için duacı olmanızı isterim. Niyeti hayır olanın akıbeti de hayırdır evlat. Hak üzere olan kutlu davada Allah yanında olacaktır. Duamız her daim seninle ve Allah yolunda gaza edenlerledir. Sağ ol.